Herkese merhaba arkadaşlar. Samsung Gear Iconix 2018 incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Iconix serisi ilk olarak geçtiğimiz sene çıkmıştı. Ancak o sene çıkan model gerçekten özellikle pil ömrü konusunda kullanıcıları ciddi anlamda mutsuz etmişti. Iconix 2018 modelinde ise Samsung bu eleştirileri tamamen ortadan kaldıracak bir şekilde pil ömründe çok ciddi takviyeler yaptı. Biliyorsunuz Iconix 2018 IFA 2017 teknoloji fuarında Berlin'de resmi olarak tanıtıldı. Zaten orada da fuar döneminde sizler için bir ön inceleme videosunu yayınlamıştık. Şimdi dilerseniz bu cihazın tasarımıyla başlayalım. Öncelikle tasarım olarak şunu söylemek lazım. Bir önceki modeli andıran bir dizayn olsa da özellikle bu şarj kutusunun daha kısa ve şişman bir yapıyla birlikte aslında önceki versiyona göre biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şarj stasyonunun oldukça güzel bir dokusu var ve dokunma hissiyatı oldukça güzel. Çok ağır olmadığını da söylemek lazım ve daha ufaltılmış yapısıyla birlikte neredeyse üzerinizde bulunan ceket, gömlek, mont veya pantolon bütün cepleri rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bu açıdan oldukça önemli. Bir önceki modele göre tabii ki en büyük geliştirmelerden bir tanesi artık USB Type-C kablosuna sahip ancak USB 2.0 hızıyla veri aktarımı yaptığını da söyleyelim. Bu da diğer noktalardan bir tanesi. Hemen orta kısımda bir adet buton var. Butona basık tutarak şöyle kapağı açabiliyorsunuz. Ortadaki butonun sağ ve sol tarafında ise birer tane led ışık var. Bunlar da kulaklıkların bireysel olarak batarya durumlarını gösteriyor. Kırmızı ve yeşil şekilde yandığında şarj durumlarını görebiliyorsunuz. Birbirinden bağımsız olarak yanabildiği için burada da ikisinin şarjını bataryası olarak zaten görebiliyorsunuz. Arka tarafta USB Type-C girişi var. Bir tane Bluetooth bağlantı ikonu var ve onun yanında da bu cihazın şarj durumunu gösteren bir led ışık var. Ondan da bahsetmek lazım. Şimdi kulaklık tasarımına geçelim. Kulaklık tasarımı ilk model Gear Icon X'lere gerçekten çok fazla benziyor. Yine yüzeylere baktığımızda ilk modelde olduğu gibi dokunma ve kaydırma hareketleriyle kullanabiliyorsunuz. Ancak ilk modelde şöyle bir durum vardı. Kumanda etmek istediğiniz kulaklığı ayarlardan seçiyordunuz. Sağ veya sol kulaklık şeklinde. Burada her iki kulaklığı da aktif olarak kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli yeniliklerden bir tanesi. Cihazın iç tarafına baktığımızda şarj için bağlantı pinleri mevcut ve hemen her iki kulaklığında iç tarafında birer tane nabız sensörü mevcut. Esalt uygulaması uygulaması ile birlikte nabız ölçer özelliğine de sahip. Tabi ivme ölçer ve adım ölçer gibi özellikler de bir önceki modelde olduğu gibi bunda da var. Ayrıca üst tarafta da mikrofonları görüyoruz her iki kulaklıkta da. Bu sayede telefon görüşmeleri de çok kolay bir şekilde yapılabiliyor ki oldukça iyi bir ses deneyimi verdiğini de söylemek lazım. Kutunun içinden çıkan silikon, kauçuk ve kulaklık tıkaçları ile birlikte istediğiniz boyuta göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da aslında kullanırken kulaklığın kulağınızdan düşmesini engelleyen detaylardan bir tanesi. Şöyle taktığımda da zaten göreceksiniz. Herhangi bir şekilde koşu sırasında da bir düşme veya sarsıntı gibi bir şey olmuyor. Gerçekten kulağa çok güzel oturduğunu belirtmek lazım. İşin teknik noktalarına gelelim. Çünkü Icon X ilk modeliyle birlikte aslında bazı teknik özellikler tarafında bayağı eleştirilmişti. Bunlardan birincisi batarya kapasitesiydi arkadaşlar. Şimdi ilk modelde yaklaşık 1.5 saatlik pil süresi vardı. Uzun süre kullandım ve gerçekten kulaklığın en büyük handikaplarından bir tanesiydi. Yaklaşık neredeyse 2 kat arttırılan pil kapasitesiyle birlikte Icon X 2018 modelleri Bluetooth bağlantı modunda 5 saate kadar bağımsız olarak çalıştığında da 7 saate kadar pil ömrü sunmaya başladı. Bu gerçekten çok önemli. Bu taş kulaklıkları gün aşırı sürekli şarj etme ihtiyacı gerçekten bir handikap ama en azından bu cihazın da batarya kapasitesinin yükseltildiğinden bahsedelim. Burada da artık bu şarj istasyonunun tek bir şarjıyla bu iki kulaklığı tamamen şarj edebiliyoruz. Bu da önemli geliştirmelerden bir tanesi. Tabii bir de işin performans noktası var. İlk model performans noktasında özellikle bas seslerde biraz zayıf kalmıştı. Tiz sesler konusunda daha ağırlıklıydı. Ancak burada geliştirmelerle birlikte 5.8 milimetrelik dinamik sürücülere sahip oldu Iconix 2018 kulaklıkları ve dinlediğiniz müzik ve equalizer ayarlarını bağlı olarak aslında müzik ve ses deneyimi konusunda bir önceki modele göre çok daha iyi işler çıkarmaya başladı ki özellikle ses izolasyonu konusunda Apple'ın AirPods'undan da daha iyi olduğunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Bu modellerle birlikte istediğiniz ses seviyesinde herhangi bir distorsiyon olmadan birçok müzik tarzını çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ben özellikle bas ağırlıklı müzik dinleyen biriyim ve yüksek ses seviyesinden ziyade basların temizliği benim için daha önemli. Dinlediğim bazı şarkılarda basların gerçekten çok güzel aktarıldığını gördüm. Tabi burada kafa üstü kulaklıklar veya daha güçlü kulaklıklar kadar performans beklememek lazım. Ama bu modeldeki kulaklıklar arasında kesinlikle en iyilerden biri olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bunu da notlarımız arasında almıştık. Bunun dışında tabii ki akıllı telefon uyumuyla da son olarak incelememin sonuna gelelim. Bundan da bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bütün Samsung cihazlarla birebir uyumlu bir şekilde çalışıyor. Diğer Android işletim sistem cihazlar ve iPhone yani iOS işletim sistem cihazlarda ise Gear uygulaması, Gear plugin gibi bazı ekstra yazılımları kurmanız gerekiyor. Bunların ardından bazı küçük kısıtlamalarla birlikte aslında çok iyi çalıştığını söylemek lazım. Tabi Gear uygulamasındaki arayüz de gerçekten çok başarılı. Zaten şu an ekranda bu arayüzde görüyorsunuz. Bu cihazın dahili 4 GB'lık hafızasına ister kablolu ister kablosuz olarak istediğiniz parçaları attığınızda bunu telefondan tamamen bağımsız bir müzik çaları olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. iPhone kullanıyorsanız buradaki müzik aktarımını ya bilgisayardan ya da Android işletim sistemli bir cihazdan yapmanız gerekiyor telefondan yapmak istediğiniz zamansa telefonun kutusundan çıkan Type-C'den USB-A'ya veya Micro USB'den USB-A'ya dönüştürücülerle telefonu kabloyla buna bağlayıp kablolu veri aktarımı yapabilirsiniz veya masaüstü bilgisayardan daha kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Hiçbiriyle uğraşmam derseniz ise Bluetooth üzerinden kablosuz olarak müzikler aktarılabiliyor. Bundan da bahsedelim. Toparlayacak olursak Gear Iconix'in özellikle tasarım noktasında biraz daha geliştirildiğini ancak pil ömrü konusunda önceki modele göre çok daha iyi hale geldiğini söylemek lazım. Ve piyasadaki en iyi rakiplerinden ve en ciddi rakiplerinden birisi AirPods. AirPods'a göre bakıldığı zaman çok daha şık bir tasarıma sahip. Bundan bahsetmek lazım. Ayrıca müzik deneyimi ve ses izolasyonu konusunda da rakiplerinin gerçekten önünde bir model yapıldığını söylemek gerekiyor. Evet arkadaşlar, Gear Iconix 2018 modelini böylece inceledik. Özellikle ilk modele göre hem tasarımsal, hem performans hem de pil ömrü konusunda gerçekten çok ciddi geliştirmeler var bu kulaklıkta. Eğer tamamen kablosuz ve kolay taşınabilir bir kulaklık arıyorsanız Iconix 2018'e bakmanız da fayda var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.